bakkala gittim, 5 kilo pirinç aldım. 5 kilo pirinçle başladım bu işe ilk. Ben hiçbir zaman olacak hayaller kurmadım. Olacak hayaller peşinde koştum. Büyük bir simge burada tecrübe konuşuyor. Ben 7-24 çalıştım. Pilav aldık, biz başka bir yere koyduk yani. Pilav artık kral. Ben hiç yemedim burada. Kanka ben yedim. Hakkını veriyor bu arada adam yani şey. Çok güzel yapıyorlar. Bir insanı tanımak için ona... Ama bence pahalı. Bilmiyorum. Sorun diyorlar ya. Bir pilav için... Şimdi siz bana hayallerim olsun, beni tanımak istiyorsan. Benim hayallerim yoksa ben de yokum. Hayal kurmadan yaşayamazsın. Sen şeyi biliyor musun? Bıyık mevzusunu bu adam kapattı diye işte şey yapıyorlar. Mekandaki herkesi bıyıklı falan seçiyorlar böyle. Nusret'in garsonlarında da bıyık mevzusu vardı. Adam sırf bu adama yapıştı diye. Çünkü çok ikonik bir bıyığı var adamın. Şeyi değiştirdi. Garsonları vesaire değiştirdi. İşte bıyıkları kesiliyor artık. Ben yeniliğe açık olan bir insanım. Değişmeyen tek şey değişimdir. Ben oldum bittim demiyorum. Ben her zaman çırağım, hala çırağım. Bugün bile hala öğreniyorum ben yani. Kendini sevmeyen hiç kimseyi sevemez. Kendine faydası olmayan bir insanın hiç kimseye faydası olmaz. 1987 yılında doğdum. Beyoğlu'nda büyüdüm. Sivaslıyım. İlk öğretim ve liseyi Beyoğlu'nda okudum. İstanbul. Bu arada seveni çok o. Yani 10 tane yemeği birleştiriyor vesaire de o şey işte. Arap kültürü sonuçta İstanbul'da bu adamın da en büyük dükkanları. Araplar öyle şeyleri seviyorlar böyle. Bulamaçtır işte. Her şeyin fazlası falan. Şey mesela cezene niye tutuyor? Bu yüzden tutuyor. Her işi yapıyor. Kazanda mesela. Kocaman kazanda bir tane yemek pişiriyor. Niye? Araplar seviyor çünkü kanka. Lise mezunuyum. Üniversite sınavlarına katılıyor. Bir de pilavla maksimum ne yapabilirsin ki? Bir de evet yani adam şovunu yapıyor işte. Hani her şeyden koyduk. Ason pilav falan diye. Ya ziyan ediyorlar sanmıyorum kanka. Onu bir yiyordur muhakkak birisi yani. Maddi sorunlardan dolayı iş hayatına atılmak zorundaydım. Ben de iş hayatını seçtim. O zamana kadar herhangi bir mesleğim yoktu. Cezene Burak TikTok. Şu izlenmelere bir bakın ya. 2 milyon. Bazı video 4-5 milyon. Bak mesela. Seçimleri falan da yani işte şey mevzuya uygun. Oy. Mesela bak yani anladın mı? Kötü de olmadı şimdi. Yani bunu yiyebilecek tek kişi Bahreynli ya da Katarlı bir tane şeyhin çocuğu işte. Yani. Şey değil mi böyle bütün ailesiyle oturuyor etrafında. Evet ailesiyle oturacak. Kaşıksız ama abi. Şeyle eliyle hani şu şekilde. Hanım elle ağzıyla yiyor değil mi? Şu serçe parmağı kapatıyorsun kardeşim. Eli böyle kaşık yapıyorsun öyle mi? Elle nasıl yiyorlar abi? Hani şey mi su alır gibi mi yiyorlar? Nasıl yiyorlar pilavı elle? Kanka bak kürek yapıyorlar bir eli tamam mı? Eliyle niye mi yesin? Kedim sen galiba şeyleri bilmiyorsun. Arap yarım adam. Arasındaki insanların nasıl yemek yediğinden bir habersin. Ya oradaki şey var, oradaki insanlar pilavı eliyle yiyorlar. Kaşık diye yani genel olarak bir kullanım yok. Bildiğin eliyle. Bilmiyorum bu bilgiyi seni şaşırttım ama. Videosunu aç izleyelim. Bak var hemen gönderiyorum. Bulsana bir videosu. Elle. Buldum. Tam elle olarak elimle. Ama ben yani şeyi anlamadım hani. Pilavı nasıl elle yiyorsun? Hani dedim ya su alır gibi mi? Hani şu şekilde mi? Nasıl bak, yani? Attım kardeşim sana. Abi açma. Dur bakayım. Heh. Tam olarak bu. Buyurun. Buyurun abi bu şekilde. Oh, afiyet olsun şefim. Acımasızca yiyor adam ya. Şifa, şifa arkadaşlar, şifa. Tırnağının pisliği yediğin yemeğe geçmezse olmaz. Bak, bak gördün mü? Hamleyi gördün mü? Suyunu sıkıyor. Suyunu sıkıyor adam. Oh, afiyet olsun. Abi çok kötü ya. Askere kadar belli bir işlerde çalıştım. Askerliğim bittikten sonra kendi işimi yapmayı planladım. Bir iş arıyordum. Ya tam olarak işte ona hitap ediyor. O bu insanlara hitap etmek ne için. Ne yapabilirdim? Ya çünkü evet. En yüksek şeyi de parayı da bu insanlar bırakıyorlar yani. Bir mekana bir Arap geldi mi? Mesela git Nusret'e tamam mı? Hamburger menüleri var 200 liraya. Sen otur böyle sana standart hizmet verirler. Arapların masaya bir geliyor böyle. Alevli malevli tabaklar böyle böyle dumanlar yükseliyor falan. Ya ne oluyor lan diyorsun. Ve onlara tabii daha böyle sıcak hizmet veriyorlar. Hani sen Türksün çünkü. Gittin 200 lira hamburger yedin. Hadi lan oradan git kalk masadan. Arapsan o hoş geldiniz efendim. Falan falan. Diye düşünür ki
yokken adamın petrol yatağı var çünkü. Sen annemle paylaştım. Türk olsun. O annemin yaptığı o... Yok genel olarak da yani Arap Yarımadası'nda şu anda çalıştığınızda da şey... Riyal eskiden ucuzdu. Hani 0.40 mıydı? Şu anda 2 mi oldu? Riyal kaç lira şu anda ya? Ne diyorsun ya? Kardeş... Oha! Oha! Ne diyorsun? Bu ne oğlum? 5 ne? 50 kuruş lan bu. Oğlum dalga geçiyorduk hatta biz. Endişelenme kardeşim. Borç çıkarıyoruz. Yavaştan düzelir onlar. 2023. Ne diyorsun ya? Oğlum harbi diyorum size. Dalga geçiyorduk lan biz şeyler para birimleriyle bu insanların. Arap riyali. Hatta şeydi yani. Orada çalışmak mantıklı değildi. Ben de diyorum niye bu akın akın Türkiye'ye geliyorlar? İstanbul'un hepsinin niye Arap olduğu anlaşıldı aga. Bu yüzden işte. Süper güç olacağız bak erkenden konuşma sonra video kaydı falan yükselişteyken patlatırlar seni. Evet, kardeşim yani daha dur ya madenlerimiz yeni açıldı 2023'e daha yeni girdik. Kazmalar yeni vurulmaya başladı bir dur daha şey, işlenecek işte, satışı yapılacak kardeşim. Şey vardı Lozan işte. Mozan bitti kardeşim Lozan Mozan yok Lozan Mozan ha hadi. Satmayı düşündüm o an kafamdan. Sivas tereyağı ile yapıyordu pilavı. Tavuklu yapardı devamlı pirinç pilavını. Çok lezzetliydi yani nohutu da birleştirdiği zaman o yerli nohutu. Muhteşem bir tereyağının kokusu, o pilavın o eşsiz lezzeti beni alıp götürüyordu yani. Açmak istediğimi söyledim kendisine. O da onay verdi. Zaten bizim çocukluğumuzda devamlı biz pilav yerdik. Pilavla büyüdük yani biz. Evde her Allah'ın günü pilav pişerdi yani. O yüzden annemin pilavına çok güveniyordum o lezzetine. Bunu insanlara tanıtmak için bir dükkan açmaya karar verdim ve bu şekilde başladık. Vardır oğlum her şehirde pilav. Yaz pilavcı çıkar. Ucuz oluyor bir de. İstanbul'da yine 40 liraya 50 liraya. Ne lan 40-50'si 60-70 lira olmuştur gerçi zamdan sonra da. Ha YouTube'a yeni video hazırlıyorum bu arada. Gelecek yakında. Birkaç güne gelir herhalde. Bulunduğumuz Şişli bölgesinde bir dükkan arayışına girdim ve Baruthane Caddesi'nde küçük bir dükkanın boşaldığını gördüm. Camında kiralık yazısı yazıyordu. Yalnız bir sıkıntı vardı. Bende para yoktu. Evde de para yok, annede de para yok, babada para yok. Falan. Yok aga, spoiler yani verme. Yani dükkan açacak bir para yok. Daha önce bir arkadaşıma dükkan açması için ben ona borç para vermiştim. O zamanlar bende para vardı askerden önce. Sonra aklıma o arkadaşım geldi. Dedim ben ona para verdim, o da bana verir galiba. Şimdi iyilik yapma sırası onda. Ve aradım kendisini. Sağ olsun kredi kartını verdi bana. Gittim karttan para çektim. 7-8 bin lira bile. Neyse teşekkür ettim. Az tabii değil. Ne zaman, zaman ödeyeceğim, için. Ne zaman parayı geri fena ödeyeceğim yani. Meçhul. Ama şunu biliyorum ben bu parayı geri ona ödeyeceğim. Yani biliyorum bu zamana kadar kimseyle o şekilde bir borçlu alacaklı muhabbetine girmedim hiç. İnandım, dükkanı tuttum. Depozitosunu, kirasını verdim. En iyisi lokanta mı yoksa seyyar pilav? Abi neye göre şimdi? Seyyar pilavcıya da güvenemiyorsun ki abi. Adam nasıl yapmış? Hangi tereyağını kullanmış? Hangi tereyağını geç? Hangi yağı kullanmış? Anladın mı? Güvenemiyorsun yani ona da yani. Ya, aynı ya şey lokantalarda da geçer. Bakın bu ülkede şey yani. Süt fabrikası skandalı. Kanka süt bak. Süt fabrikası TikTok. Adalar. Bak bir şey diyeceğim. Bu ülkede böyle bir skandal çıktı. Yani hani kimseye güvenemezsin anladın mı? Adam süt fabrikasında Derdi. Bak. İçinde yüzüyor sütün bak. Anladın mı? Yani bak bu ülkede böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bir çalışan süt Konya TV mi? kazanında nice. Banyo yaptı. Süt kazanında banyo yapan şahsı diğer bir çalışan kaydetti. Video TikTok uygulaması... Evet bu arada. Tadı buradan geliyor kardeşim işte. ...ması üzerinden Uğur T. isimli bir şahıs da... Mesela anladın mı? O yüzden yani lokantası var mesela. Hamam böcekleri geziyor. Yani anladın mı? Salçasının üzerine içine yuva yapmışlar mesela. Adam kenarından alıyor mesela hamam böceğine değirmeden. İğrenç anladın mı? Tencereyi, tavayı falan her şeyi aldık. Bu iğrenç bu arada. Şeyi biliyorsunuz mu ya siz? Abi izleyelim mi bak bu videoyu bırakıp? Neydi? Türkiye Gıda Denetimi. Bak bu videolar. Abi çok kötü bak. Bu videoları izleyelim mi? Mideniz bulanacak ama söylüyorum size. Çok kötü bak. Siz söyleyin izleyelim mi? Olur izle. No. Aç. Bulunmaz aç. Şimdi bak işin sıkıntısı bu gıda de... Neyse videoda konuşuruz. Bak devam edelim. Urfalım, Şafuk Usta. Duydun mu? Uf pis kokuyor diye bir koku geldi. Şey zaten gibi kol geldi oradan bir. Yemek hazırlıklar. Burası mutfak.
Bunlar yeni geldi şimdi şeyimiz onları var. Onları depoladığımız tane... yerlere bir bakalım. Ya, madde depomuz neresidir? Etler var burada. Burası bu sana. Şu ne? Şu ne? Şu ne? Açıkta olan şey. Şundan ne acaba? Ustacım. Efendim? Şu neydi? Şu ne? Şu alamalar. Ne yaptın? Karışık mı? Sosa giriyor. Bu yere koymuşsunuz ha? Onu atacaklar herhalde. Atacak. Böyle yapamazsınız ya. Yağ mı? Bu yağ mı? İç yağ. Nerede yere kullanılıyor? İç yağ. Yere koymuşsunuz. Bunları da yere koymuşsunuz. Bunlar böyle yerden yüksek olmak zorunda. Şey bu arada hani yürüyen birisi yerdeki bütün tozu pisliği kaldırıp yerden etin içine atıyor yani. Tam hiç öyle deme yani. Toprağa ayağını basmak gibi bir şey bu da. Öyle mi? Şifası orada mı abi? Şifası orada abi. Tamam. Mercimek çorbası orada ne işi var abi? Abi dolaba mercimek koyuyoruz abi. Salata malzemesi koyması uygun değil. Onun için bunlara mümkünse raf yapalım. Bak böyle bu şekilde olduğu zaman bir daha geldiğinde... Ya şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bak bu bir daha geldiğimde görmeyeyim olayı var ya. Böyle bir şey olmuyor abi. Her geldiğinde aynı boku söylüyorlar. Şimdi böyle bir mekan görüyorsan kapatacaksın. Yani tamam abi bize uyarıları yapacağız. Biz öyle mi abi? Öyle mi abi? Peki. Evet, mutfak tek tek incelendi ve şu anda da görevliler yazılıştan başlatıyorlar. Şimdi yani önlük ama daha sabah giymiş. Elinin teriyle bak, şu hamleyi yapıp atmadın mı o hamurun içine? Alnının terini kardeşim, helal lokma olmaz o. Ses az mı? Dur arttırayım biraz. Siz çok şişiriyorsunuz siz hanımefendi. Şu oturduğunuz sandalyeye ver. Lan Pablo'nun tüyleri de her yerde ağzıma girmiş ya. Bak şu tezgahın. Baba ekmeğin arasına at işte şifa o da. Şey bulaşık. Ve yan tarafında bak hamur yoğuruyorsunuz. Tamam lan. Olur mu? Gel bakalım arkadaş. Oo. İsmin ne senin? Afiyet olsun şimdi arkadaşlar. Bak, şunun haline bak. Şurada baharat var değil mi? Baharat kullanıyorsunuz. Evet. Ama kullandığınız kabın haline bak. Şimdi abi yine aynı şekilde. Olabilir. Yine aynı şekilde. Bak. Bu baharatı ben sabahleyin daha kendim kullandım. Bir abi. De şuraya bak. Savunmaya bak. Savunmaya bak. Ben kendim kullandım abi. Ben biz kullandık ya. Çözüm ya abi benim buradan ya. Baharatlar var. Bak şu örümcekleri gör. Burada ne var? Bak burada salça var. Güzel kardeşim. Salçayı koyduğunuz kabın haline bakın. Salça ve terlik oldu. Şurada salça. Yapmayın yeter. Kurgu muhabbetini yapmayın ya. Şimdi abi yani, burası gıda, un, ekmek yaptığımız bir yer. Ben öyle burada mi? Ne yapsam da onun için, çok hassas olacağız. Tamam abi, ben başımda gözüm üstüne tertemiz yaparım. Ben bile burada ekmek bak, yiyorum. Kullandığım öyle mi abi? Abi tamam. Ben bir anlamda ölçeğinizi çektiniz kadar. Oo, bakın proteinli ekmek arkadaşlar. Kusacağım şimdi ya. Ekmek değil lan, havuç o galiba. Ekmek değil de sorun değil kardeşim. Atarsın. Bu da hamurun içine iyi gider. Hamurun içine. Oo. Hamurun içine iyi gider. İlaçlanması gerekiyor. Her ay düzenli olarak ilaçlama yaptığını belgeye olarak biliştirebilirim. Yani. Öyle mi abi? Var elimde şu anda. Ama olmuyor. Bu da şey yapıyorlar bu arada. İlaç şirketlerinden fatura kestiriyorlar genelde. Yaptırmıyorlar yani. Çoğu doğru olmuyor. Para vermemek için anlaşıyorlar bir şekilde. Atıyorum %20'sini ödeyeyim gelmeyin kafasında. Çoğu öyle çalışıyor bu tarz dükkanlar. Göstereyim ben yani şu anda hepsi burada. Peki neden böcek oluyor? Biraz bir her ay abi, güzel bir ilaçlama bak, yapıp onay alıyorsa o zaman 15 günde bire çekeceksin. Tamam. 15 günde bire yapacak. Ya baba kapatsana yani. Adam baksana hamam böcekli de hamur, havuç falan filan hazırlayıp yolluyor yani müşterisine. Kapatsana baba, vur zinciri. Sağdaki restoranda bunu görsün desin ki aa bak burayı kapattılar. Bizim temiz tutmamız lazım. Bizim hani bir şey yapmamız lazım. Şimdi sen gidiyorsun adamın dükkanında hamam böceği var tamam mı? Herif şey yani kıtır kıtır atıyor içine, millet yesin diyor, bacağını koparıyor atıyor hamurun içine, anladın mı hamam böceğini? Sen şimdi bu adama yaptırım uygulamıyorsun, sonra ne oluyor? Al bu oluyor işte. Gerçekten de ilaçlama sorunu olduğu bir yer. Bu ülkedeki bilmiyorum ya, saçma geliyor bana bu tarz şeyler. Direkt kapatacaksın kardeşim yani. Bir standartta olması lazım. Yani bu arada ben belki böcek çıkarayım işte. Şimdi bakacak Fırat. İlaçlama ne için yapın? Muameleye baksana bir. He, eski insanlar böcek yiyordu ki bir şey olmaz. Ne için yapılır?
böcek olmasın, haşere olmasın diye yapılır. Ama bak şuradaki böcek diyor ki ben buradayım. İlaçlama ben 3 sene bilirim sizde. Ne zaman yaptım yani? Bir 15 günü de yaptım ilaçlamaya. Belgeler var elimde. Bunu verebilirim belgeleri. Vay canınız çektim abi. Devam. Para bitti. Yani çünkü rakam küçük. Tencere alacak. Dedim ya aga şifa işte. Böcek böcek yenir. Hamam böceği gördün mü evde? Hemen tık atıyorsun ağzına. Mis gibi. Paramız yok. Kepçe alacak paramız yok. Tabak alacak paramız yok. Tabii kendime çok güveniyorum. Yani en güzel güven özgüvendir. Kendime her zaman güvendim. Ve her zaman bu adam bu arada şey dükkana gittiğinizde bu adamı görüyorsunuz. Çok böyle güler yüzlü bir adam. Yani benim böyle antipatim yok bu adama. Çoğu insanın olsa da iyi birisi ya. Bilmiyorum. Güvenmeye devam ediyorum. Çünkü her şey buradan başlıyor. Güvenmekten başlıyor. Bakkala gittim. 5 kilo pirinç aldım. 5 kilo pirinçle başladım bu işe ilk. Eve geldik. Annemle beraber pilavımızı pişirdik. Dükkana geldik. O gün pilavımız bitti. Sattık hepsini. Bu arada bu çok mutlu bir şey. Harbi çok mutluluk vermiştir ya. Şekilde. Sen pilav yapıyorsun böyle 3-5 kilo. Cayır cayır satıyor insanlar beğeniyor falan. Yani o şey çok güzel bir his. çala. Dedim tamamdır bu iş. Aa geliyor. Ustam atom. Annem. Ben annemin bir çırağıyım yani. Ben bu işe başlarken annemin elini öperek başladım. Ondan öğrendim pilav yapmayı. Paket servis. Aga ne yapayım ya? Dedim ama açayım açmayayım diye dedim. Adam yemek yerken tiksinmiş. İhtiyacı doğru. İnsanlar telefon açmaya başladılar ama bende motor yok. Yürüyerek ilk etapta dükkanı kapatıyordum. İşte karşı komşumuza pilavı bırakıp geliyordum. Baştan paket servisim bu şekilde başladı yani. Bisikletle paket servis yapmaya başladım. Para kazanmaya başladım. Bir sabah tezgahı hazırlıyordum. Pilavı dökerken kapıya çıktım. Bisiklet yok. Bisikletimi çalmışlar. Ertesi gün motosiklet aldım. Yaklaşık 2-2,5 yıl pilav, tavuk ve ayranla devam ettik. Bu da bir kırılma noktasıdır herhalde. Bu arada hayvan gibi açım ve canım çekti. O küçük dükkandan çıktım. Hemen iki yanındaki dükkan boşalmıştı. Oranın mutfağı da vardı. Orada pilav da pişirebilecektim. Artık evden getirmeyecektim. Taşırma suyla değirmen dönmez. Artık işim rahatlığı. Hala video yapıyor mu bu adam? Bugün ne çiçek yiyeceğiz kafasında. Hala paylaşıyor mu? Yoksa şey mi yani? Ünlendi ve saldı mı? Maalesef be. Niye la? Benim bu adamla bir anım var bu arada. Nasıl bir anım var? Abi şöyle Ramazan zamanı tamam mı? Şimdi benim dedem sürekli Instagram Reels'da bu adamı görüyordu ve diyordu ki ben bu adamla yemek yiyeceğim. Neyse abi ne yapalım. Dedem de çok meraklı bu adama. Dedi bunun Beşiktaş'taki yerine gidelim cartçur. Ulan gittik mekan dolu tamam mı? Bu adam da mekanın orada montuyla böyle şey duruyor böyle işte millete bakıyor falan. Fotoğraf çekmek isteyenler fotoğraf çekiliyor. Adamlar dedi ki mekanımız dolu hani 5 kişilik yerimiz yok 2 kişilik yerimiz var. Dedem üzüldü kanka. Lan bu adam bunu gördü. Tak koştu böyle dedeme. Harbi mi lan? Amcacım gel sen ben ayarlayacağım. Vallahi lan ciddi hikaye. Koştu böyle amcacım gel ben sana ayarlayacağım yer falan filan. Bize böyle masa ayarlattı. 5 kişi tavuklu pilav yedik çıktık acı ya. Bu da böyle bir hikaye. Aa iyiymiş lan. Ya yapıyorlar sonra ya. Fotoğraf bizim motoraf bak, ya, dedim abi yok. İyi niyetli bir adam harbiden. Bak, izlenmeleri falan biraz düşmüş de. Şey bu mu Nusret mi abi? Türk kahvesi mi bu da? Ne abi bu? Bunu izleyelim. Çok izlenmiş. Ya bu adam artık tavuk pilav işinden çıktı ya. O evi mi? Ayda restoranı gibi bir sisteme döndü yani adam. Yani bok atmaya atmayın lan gayet güzel bir yemekti yani. Ne ıspanaklı çorba mı? Ne o? Ne yemeği acaba? Gayet güzel yemek bu arada. Karalahana çorbası yani. Kanka. Karalahana çorbası. Yani sevenine güzel. Abi ama o çekirdek ya bu adam yalan yok güzel yemek yapıyor bu adam. Evet. Tavuk pilavı güzel yani ben çok seviyorum yani. Yok oğlum ıspanaklı lan o karalahana çorbası falan değil. Ne aga bu bunu bilen yok mu ya chatte? Oğlum bence o karalahana çorbası lan. Ispanak çorbası. Ispanak çorbası. Pancar çorbası. Ispanak değil o lahana. Baba ben bir karalahana. Ispanak çorbası. Değil. Aynen ıspanak gibi ya. Ispanak gibi moruk bir şey. Moruk yok karalahana çorbasıymış. Öyle mi? Karalahana çorbasıymış evet. Abi. Ya bir bak mesela ya. Biraz ilerleteceğim ya aynı videolar olduğu için. Oo. Döndür ustam. Şey yapman lazım ama şefim. Hani burada değil de böyle 3 ton falan yaparsan hani böyle bir 50 milyon izlenebilir. Dedim ya Araplar oynayacağım baba. Hani yemek sektöründe ortada o kadar açgözlü insan toplulukları bulamazsınız. Yapacaksın yani. Sonrasında dağıtacaksın insanlara. Canım bu adamın şeyi vardı orada. Ya eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum ama bu adam daha hani böyle sosyal medyada ünlü değilken böyle çok salaş bir yerde mekanı vardı. Kadıköy'ümü hatırlamıyorum.
Anlatıyor bu işte adam bir günü pilav günü ilan ediyordu kanka. Ne oluyor? Bedava mı veriyor herkese? Bildiğim bedava herkese pet şeylerde bedava tavuk pilav veriyordu yani. Vay iyiymiş lan. Ya gerçi şimdi ama adama da maliyeti yok. Niye bunu yok hala yapmadı bilmiyorum. Ya şu an belki o zaman kazandın Kadıköy'deydi bak. Biri dedi bak. İzdiham Kadıköy'deydi belki. Ne bileyim. Ya izdiham izdiham abi. Ekonomidir belki. Ödün vermeyeceksin. Tim içinde aynı vermeyeceğim zamanda şanslıyım tabii. Şu an emin ol o kazandığının 20-30 katı kazanıyordur da yani. Bulunduğumuz caddenin ismi. Şu an satıyor bayağı satıyor. Yani Baruthane Caddesi. Baruthane pilav sadece isimle olmuyor. Orkun Işınak videosundaki sadece logoyla olmuyor. İlk ama ilk çekti yani. Bir markanın her anlamda altı dolu olmak zorunda yani. O zaman Baruthane pilavcısı oluyorsun. O zaman marka oluyorsunuz yani. İşin zorluğunu görmesem. Şöyle bir problem başa var bu arkadaşla ilgili. Neyim mi? Bıyıkların mı başa çıkacak? Daha doğrusu. Hayır. Ne abi? Bıyık abi sanırım millet hani zorla şey yaptırıyormuş böyle hani. Zorla bıyık fotoğrafı çektiriyormuş. Nasıl yani? Hani ekşiden görülme yorumlar bu arada. Ekşiden görülme yorumlar. Zorla bıyık fotoğrafı yani, ne oğlum? Yani böyle hani o adam şey bıyık taktırıyor ya şeylere falan. Hani ünlüleri biraz pushluyormuş bu konuda. Abi gel fotoğraf. Abi gel bir fotoğraf çektirelim. Sen bir şey olmaz ya abi tak şu bıyığı falan filan diyeyim. Kanka şimdi şöyle bir gerçek var mesela. Nusret'in Dünya Kupası'nda yaptığı da hani. Ya sonuçta bu adam bir şirket ya. Kendi bir şirket ya. Bu da bir şirket ya. Bir ünlüyle fotoğrafın olduğunda sonuç olarak bu adamın reklamını yapmış oluyorsun ya. İstemeyebilir oğlum gayet normal yani. Adamın da yani sonuçta PR yapacak yani. Onun da amacı hani aga gel bir fotoğraf yapılır yani. Ama şöyle düşün abi. Yani ben oraya anasını satayım. Reklama gitmiyorum ki. Tavuk pilav yiyip çıkacağım. Ne yapıyorsun? Yani şey. Ya tamam. Yani redde biraz şey abi, ısrarcı davranıyormuş. Abi yani. Sen ünlü olmanın sıkıntısı orada demek ki. Anladın mı? Ünlü olmanın sıkıntısı orada yani. Cem Yılmaz şimdi gelse mesela çektirmez misin aga? Ya mekanıma ya gelse şöyle. Bak belli başlı hani adamlar var. Bunu yapmadığı için sürekli mesela o adamlar o mekana gidiyor. Bak atıyorum bir tane kahvaltıcı vardı. Hatta şey diye geçer işte. Cumhurbaşkanı ya tabii onu, böyle bir derdin yoksa falan. Böyle bir derdin yoksa PR gibi hani sosyal medya oynamıyorsan. Ben kaliteliyim aga. Gelen gelsin satıyorum kafasındaysan. Kim gelirse gelsin zaten o kendiliğinden reklamını yapıyordur senin ya. Paylaşır yani sen paylaş. Ya işte bu biraz denge işi aga. Kimisi böyle Nusret gibi elinden kolundan tutar çeker. Bu arada şey yani Nusret'in yaptığı da yani dünyanın en iyi reklam kampanyasıydı. Evet kesinlikle. Reklamın iyi kötüsü olmasa. Kim ne derse var desin aga yani. O kadar insana dünya üzerinde reklam göstermek bir servet eder yani. Adam bedavaya yaptı amk***m. Çıktı Messi'nin kolundan tuttu. Şöyle yaptı ve fotoğrafını çekti yani budur. Seviyorum. İşime saygılıyım. Biz bu işe gönül vermişiz. Eşref amca PR istemiyor değil arkadaşlar. Eşref amca PR isteyeni dövüyor. Tamam ona bakmıyor, umursamıyor bile. Adam sessiz. Her sabah beyaz gömleğimi giyiyorum. Bıyıklarımı tarıyorum. İşime geliyorum. Bıyıklar bizim aile geleneğimizde, kültürümüzde var. Benim dedemin dedesi, babası da hep kaytan bıyıklıdır. Aile kültürümüzü yaşatmak için ben de böyle bir bıyık bırakmak istedim. Artık onlar benim bir... Daha var bir sürü video var kanka. Koy gel. Uzuvum. Pirinci gidiyorum Balıkesir'den. Orijinal bal alıyorum. Pirinç alırken marka yoktur. Kalite vardır sadece. Günlük olarak kamyon tavuğunu bırakıyor. Meyve, sebze falan onlara gidip sabah 4-5 gibi halden alıyoruz. Of canım çekti ya. 5 kilo pirinçten başlayan Baruthane pilavcısı. Abi sana bir bugün şey sormak istiyorum. 1 ton. Bu olaylarla alakalı. Sor abi durdurdum. Abi şimdi izliyoruz eyvallah böyle hani salaş mekandan büyüyen insanların şey yapması falan ama fazla dramatize etmiyorlar mı böyle ilk baştaki durumlarını? Yok annem ya geldi, kanka, bana bir tepsi verdi, ya, benim gözlerimden... Tamam belgesel, şimdi chef story ya, belgesel hazırlıyorlar ya kanka. Ne anlatacak ki adam yani? Aga pilav ya, yaptık, sattık, anlatabilirsin. İstedik, hayır. Şimdi abi, anlatacak hayır, işte. Hayır, başlangıç hikayesini anlatır da kanka. Hani anlatabilir bu arada, adam nasıl, sonuçta adam gerçekten hani annesinin verdiği şeyle başlamış, cırt da. Çok dramatize edildiğini düşünüyorum. Ben bu her şeyde, ya, sadece bu adam için de geçerli bak değil. Bak chef story'e gir tamam mı? Chef story'deki bütün hikayeler böyle başlıyor. Aga işte borç aldım, 2 et aldım, 2 kilo onu sattım öyle başladık diyor mesela. Hepsi böyle. Ne yapacak pilav ki? Pilav satıyor. Pilavı güzel. Deneyin arkadaşlar. Her şeye hakim olduğun zaman başarılı oluyorsun. Yani mutfağa hakim olacaksın, kasaya hakim olacaksın, tezgaha hakim olacaksın, paket servise hakim olacaksın. Bunların hepsini başarabilirsen ondan sonra bunu yönetebiliyorsun. Yönetici oluyorsun yani. Pilavı başka yerlere getirmek istiyordum. Yani farklı bir konsept
kurmak istiyordum. Daha önce yapılmamış bir konsept yapmak istiyordum. Farklı olmak istiyordum. Ben öyle bir konsept kurmalıyım ki, öyle bir menü oluşturmalıyım ki her saat, her dakika talep görsün, ilgi görsün. Öyle bir konsept yapmalıyım ki bu ilk olmalı, olay olmalı yani. Abi canım çekti ya. Ne yaptık? Pilav bizim şimdi, ana yemeğimiz. Osmanlı zamanından gelen, o padişahların sofrasını süsleyen bir yemek. O zamanlar pilavı padişahlar yiyorlar. Zengin yemeği. Aga, pilav sonra... tüm Orta Doğu'nun geleneksel yemeği değil mi ya? Çinliler falan. Abi hani Çin falan cart cart. Hani insanlar keşfetmişler suda pirinç falan. Osmanlı'ya nereden geldik aga? Aa, bizim zamanımıza kardeşim, kadar... Sen yanlış biliyorsun. İş buralara kadar geliyor. Bir şey 150 gram koyacaksın tabağa, ne konuştun da? Böyle açılış yapan işletmeleri hep böyle gıptayla bakar. Osmanlı'ya nasıl geldik abi? Osmanlı... Bu da benim bir hayatım. Adamlar Asya'da şey değil mi? Şey, 3000 yıldır tarlayı buduyorlar. Pilav yapıyorlar orada. Şey böyle sushi muş yani pilavı çevirmiş böyle kule mule dikiyor pilavla. Adam geldi, Osmanlı'da gelenektir. Aga dedi, geçti yani. Şimdi 2010 Mayıs'ta başladım. Mayıs ayı benim için çok uğurludur. Beşiktaş Şubesi bile Mayıs ayında açılışını yaptım. Küçük başladık ama iş... Bizi bir yerlere götürmeye başladı ve... Oha lan, çalışan erkek yok. Burada şeyse eğer, dükkanda çalışan insanlar mı? Bizi bir yerlere falandır ya. Muhtemelen yani. Götürmeye başladı. Aynen. Yok, bütün erkekler ve bir de kanka şöyle bir şey var, fark aldım. Ettim bilmiyorum ama... Çalışanların %90'ı şey bıyıklı, bu adam gibi bıyıklı. Ha, garsonların öyle, tabii. 2010. Evet, %90 değil, hepsi öyle olmak zorunda, koşulu. Baruthane Pilavcısı'nın kuruluş tarihidir. 4,5 ton pilav dağıttım o gün. Ücretsiz. Ha bak, havaylar çektik, senin. Güreşler yaptık. Havuzurna, oyunlar, horonlar. Şefim ya. Eğlencenin hat safhada oldu. Coşkulu bir şekilde, heyecanlı bir şekilde Dünya Pilav Günü'nü ilan ettik ve kutladık. Ve bir level daha atladık. Artık bir Dünya Pilav Günü'müz var. İnsanların gelip buraya bir hangi fotoğraf gün çekinmesi benimle. Bir bana merhaba demesi. Sen bunu diyorsun bugün. İşte. Şu bıyığı evet, takıp evet. Fotoğraf çekilme mevzusunu diyorsun sen. Tamam, şimdi anladım. Ünlüyle çekil de yani bıyığı da yapıştırma birader. Paradan daha çok evet, değerli. Tamam. Burada işte, tamam, evet evet. Okay. İnsanların bu sevgisini baksana abi, anasını satayım. Ediyorum. Yani çok samimiyim. Çok şeffafım yaptığım işte. Çok ya insanlar mutlu kanka ya, ben ona bakıyorum. Ol olduğumu düşünüyorum. Hani bir laf vardı ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diye. Çok eleştirmeyeceksin ya, bence milletçe bu hatayı yaptığımız için böyleyiz ya. Her şey böyle bakayım, herkese çok batıyor. Salın aga yani, ben anlıyorum yani, her şeyi okeyim. Böyle takılınca daha mutlu oluyorsun. Olduğum gibi görünüyorum. Eşimi çok seviyorum. Yani yediğiniz şeyin arkasında çok manada aramadan yiyin arkadaşlar, beğeniyorsanız. İstanbul'daki bütün restoranlara ziyaretler yap. Ne satıyorlar? Nasıl satıyorlar? Çorba niye? Çok çünkü benim görüyorum. Buraya bir müşterim geldiği zaman, misafirim, bana bir şey dediği zaman sınavda kalmamam lazım. Tavuk suyu şöyle dediği zaman, bir dakika, yani biz bu işi biliyoruz. Nasıl istiyorsunuz? Buyurun. Da nerede yediniz daha önce? Hangi abi firma kuracaksınız bu arada, harbi gidin şu adamı inceleyin ya. Çok önemli bence detaylar var. Hiç anlatılmayan da. Adamın tarzı bile bence temizliği çok iyi yansıtıyor yani, baksanıza. Ya bu adamın elinden böyle kirli bir pilav yemezsiniz gibi geliyor, anladım. Adam böyle harbi tertipli birisi de. Bu işi biliyoruz. Nasıl istiyorsunuz? Kesinlikle. Buyurun. Da neredeydiniz gidin abi? Bakın yani. Mekan da temiz. Hangi yani restoran dediniz? Kesinlikle mi? Tezgah falan hakim olmanız lazım. Tezgahta kir görme imkanı yok. Bu adamın hakim olmanız lazım. Gerçekten eğer bir iş yapıyorsanız. Masalar kendi piyasanıza hakim değilseniz sizi yanıltırlar. Siz yanılırsınız. Yaptığınız işi sorgularsınız. Her gün telefonunu arıyorlar. Almanya'dan arıyor, Fransa'dan arıyor, Amerika'dan arıyor, Sivas'tan arıyorlar. Geldik mi Ankara'dan abim arıyorlar. Yine. İzmir'den arıyorlar, Bodrum'dan arıyorlar, Kadıköy'den arıyor karşıdan gelen bizim misafirimiz. Ama şimdi şeker yağ canın, anladın mı? Yemek yemiş, konsepti görmüş. Bu da bizim aslında... Yok be, köse değil adam, tıraş oluyor bak. Var burada bir böyle bir... Ya bir de şey düşünüyorum abi, lafını böldüm çok özür dilerim de. Yani her gün pilav yemezsin ya bir pilavcıdan. Öyle tamam, değil mi? Pahalı acar. Adam o yüzden de şey yapıyor oğlum işte, ev yemeği tarzında ama mevzu pilav yani. Orada zaten hani asıl para etten kazanılıyor ya. Adam da etli yemek satıyor işte.
Pilav ne kadarla? Bir harbi bakalım yani. Fiyatla ilgili şöyle bir yorum yapabilir miyim abi? Bak Orkun Işıtma'nın videosunda bu adam var, tamam mı? Orkun diyor ki abi diyor tavuk pilavı ne kadar, adam diyor şu kadar lira, 30 lira, sana 10 lira falan gibi böyle bir şey yapıyor. Garip bir muhabbet döndürüyor. Ha, hatırlıyorum tamam, o videoyu izlemiştim. Çok gıcık olmuştum ona. Abiciğim hemen söylesene ne kadar? Ben hemen söylüyorum abi. Yemek ya işte orada da lazım. Orada da insanlar gelsin. Ya pahalı bulabilir insanlar, anladın mı? Çünkü bu arada pahalı da yani. Ya bir şey diyeceğim şimdi. Pahalı ama yiyebileceğin en iyi pilavı da yapıyor herif yani. Öyle bir iddia evet. da var. Şimdi. Yani hani şu an sanırım. O pirinç ağzında böyle dağılıyor. Anladın mı, böyle bir şey yaşıyorsun ağzında. Ya pilavı bak, öyle yapıyor bu adam. Pilav üstü tavuk 60 lira abi. Yemek sepetinde. Evet. Nohutlu barutane pilavı 40 lira. Mercimek çorbası 40 lira. Etleri ne kadar? 100 lira, 120 lira falan der herhalde etleri. Çok fazla yemeği var. Bulmaya çok üşendim onu üstü. Kullandığı pirinç çok kaliteli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kullandığı pirinç çok kaliteli. Yok, yani gidin deneme imkanınız varsa. Bak sade pilav bu 60 lira olan. Sade pilav yani. 60 evet. liraya 1 kilo pirinç alırsın. Gel evinde şey yani bir tane kazanda yaparsın pilav, anladın mı? Onu da değerlendir şimdi. 60 lira ucuz değil aslında. Şu kadar bir pilav veriyor kanka sana. Allah aşkına 60 lira ya. Aynen bir tabak veriyor yani. Aga 1 kilo vermiyor. Miktarını yani miktarı... şöyle bir şey de veriyor. Aga, bir tane kap işte düşün. Bir tabak gibi düşün. 3 kaşık 2 kaşık büyük şey de veriyor. Ha, aynen yani, 40'mış. Tamam yani sadece bence 200 gramı geçmez bu arada ya. Tavuklu pilav yersen de 200 yani 100-200 gram arası pirinç koyar. 50-60 gram arası da tavuk diftiği koyar. Bu adamın pirincini ben veriyorum. Çorum Osmancık bağlı. Ya bu adam sadece işte pirinçte de iki mevzu abi. İşte pişirmesi var, koyduğun yağ var vesaire. Video bitti bu arada. Buradan sonra... İşimizi ne kadar... Doğru yaptığımızı, iyi yaptığımızın bir işareti aldı oluyor. Pirinç, gerçekten iyi bu arada. Yani Baldo, bayilik istemesi, iki şube. İşte ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum. Ama değer mi işte? O aradaki farka değer mi? Bir de uğraşıyorsun. O ya, da var. Yani bugün 11 yaşında. Aga şu an İstanbul'un ekonomisi konuşuyor. İstanbul'da gerçekten dışarıda yemek demek hiç değen bir şey değil. Para için bence şu da, an. Ticaret için ben bunu birine teslim edemem yani. Çok para kazanmak için değil. İnsanların biraz daha ulaşılabilir. Bak pilav la bu şey değil aga, Allah aşkına steak falan değil, bir kere denene. Steak falan değil yani. Hayatımda bir kere yedim. Mükemmel bir şeydi yani, steak mükemmel bir şeydi. Adamın orada demeye çalıştığı şey şu. Ya pilav bu, hani her gün dışarıdan yeme koyayım demiş adam sadece. Ne yiyeceksin abi? Mesela öğrencisin. Evde makarna abi, yapacaksın herhalde. Evde yap ye yani. Öğrenciler makarna yapıp yiyor. Adam noodle yiyor. Ya işte ben bence konuşmamız aile... gereken bu değil ya. Evde taba... noodle. Baba noodle bu arada saman gibi bir şey. Yani kimse bana noodle'ı şey yapmasın, güzellemesin. Chat'te noodle güzelleyebilecek var mı bana? Abi mükemmel bir şey, bitiyorum ya diyecek. Ya biri şey yazmış var, bu arada. Ben bana çok doğru nasıl gelmiyor. Güzelleyebilirsin ki? Nasıl güzelleyebilirsin ki? Ben yedim abi şey, saman gibi bir şey. Yani gider şey alırım. Normal spagetti alırım. Sade spagetti yerim daha iyi. Hatta canım çekti. Söyleyeceğim yayından sonra. Evde yaparım spagetti. Hazır noodle'lar Türkiye'de çok kötü. Daha çabuk kolay ulaşsın diye şube açtım. Yoksa şube açma düşüncem hiçbir zaman yoktu. Hataylıyım da Hatay'da yaşamıyorum işte. Keşke Hatay'da yaşasam. Giderim dürüm yerim her gün. Çünkü her zaman teki severim ya. Tek olmayı severim. Kalite tektedir her zaman. Kontroldedir. Kontrolsüz güç güç değildir. Of. Pilav aldık biz başka bir... Buna ne diyorsunuz chat? Gireyim mi buna?